Evet arkadaşlarla birlikte şu an Narlıdere Köprülü katlı köprü kavşağının tam üzerindeyiz. Gerek Gap Vadisi, Şanlıurfa Diyarbakır yolu, gerekse Balık Ayağı ve yine Kozsoğlu Bulvarı'nın tam kesiştiği alan. 3 katlı bir köprülü kavşak burada Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılıyor. Büyükşehir gerek ulaşım anlamında, gerekse imalatlar anlamında yol kısmında ve köprülü kavşak kısmında da çok büyük projelere imza atıyor. Bu projeler hem çevre yollarımızın trafiğini rahatlatacak, hem aynı şekilde bulvarların geçişini ve başından beri de yapmış olduğumuz köprülü kavşaklarda da belirttiğimiz üzere GAP bulvarını transit bir şekilde otobana, transit bir şekilde havaalanına geçişini sağlayacak. Narlıdere köprülü kavşağımızın 11 Nisan gibi artık alt tarafta tamamıyla trafiği açacağız. Çünkü biraz sonra da Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'na gideceğiz. 8 kuplu Türkiye'nin hatta örneği birkaç yerde olan dünyanın en büyük köprülü kavşağının inşa edildiği alana gideceğiz. Çevik Kuvvet Köprülü Kavşak da tamamlandığında bu defa diğer bulvar üzerindeki köprülü kavşaklar da yapıma başlanılacak. Etap etap gidiliyor. Çünkü Şanlıurfa'nın ulaşımına, Şanlıurfa'nın trafiğine devrim niteliğinde ele atılıyor. Sadece bunu sözde tutmuyoruz. En zor alanları çalışıyoruz. Ve dolayısıyla bu çalışmalarımız geleceğin Şanlıurfa'sını ortaya çıkarıyor. Ha bugüne kadar geç kalınmış olabilir. Trafik yönlendirmelerinde, bypasslarda vatandaşımız biraz zorluk çekebilir. Fakat çok hızlı çalışan bir kadro var. Gerek yüklenici firmamız, gerek Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Ulaşım Daire Başkanlığımız, Plan Proje Etüt hepsi el birliğiyle Şanlıurfa'nın en büyük projelerini Büyükşehir Belediyesi ile alana yansıtmış oluyorlar. Bu projeler ileride nasıl büyük bir sorunu çözdüğümüzü vatandaşımız tarafından da görülecek ve değerlendirilecek diye düşünüyoruz. Ben buradan tekrar bu büyük projelere emeği geçen tüm kadromu, tüm ekibimi, tüm teknik, idari, seçilmiş olan meclis üyesi arkadaşlarımı, encümen üyesi arkadaşlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve 11 Nisan'da köprülü kavşağımız trafiğe açılmış olacak.